haftanın ikinci gününde misler gibi kokularla yemekler yapıldı. Bakalım nasıl oldu? Aslında çok iyi gidiyormuş, lezzeti var. İç harcı fena değil. Ama kırt 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 şey yiyorum ki kızardı. Bu patlıcanlar bir de fırına girdi. Yani hiçbir şekilde patlıcanı olmamış. Aslında tam yumuşamış ama bir de delikte mi delmediler acaba? Onun da etkisi olabilir. Etimize bakalım. Et çok kötü değil. Dediğim gibi iç harcı fena değil bence. Ay güzel bir yemekmiş. Patlıcan lokum gibi normalde pişse öyle olacak ama bu olamamış. Çok beğenmedim. İlk tabağımı beğenmeyerek geride bırakıyorum. Maalesef eti güzel olmamış. Yani birin eti bile bundan daha pişmişti. Bu çok sert kalmış. Etini ilk önce atmamış bence. Onun dışında her şey çok güzel. Eti pişmemiş. İkinci tabağın eti harici şahane buldum, beğendim. Üçüncü tabağımız... Ya güzel, eti de fena pişmemiş. Yani bu süre için fena değil. Mantarı da hırt hırt yapıyor. Patlıcanı da bir tık. Ama aşırı güzel. Bu yemeğin bir yarım saate daha ihtiyacı varmış. Genel olarak çok 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 lezzetli. Hani yeterince pişmeyince o baharat tuz da karışmaz ya. Bunda birazcık o yaşanmış. Güzel bir tabak ama o kadar uçmadım. Son tabağım. Kararsız kaldım. Bu tabağın pişmediğini düşündüm ama böyle yaptığımda fena değil. Biraz aynı sorunu yaşamış hepsi. Bostan patlıcanı birazcık böyle büyük bir patlıcan olduğu için çok sağlam kızartmaları gerekiyordu. Fırında da uzun tutmaları gerekiyordu. Bu süreyi düşünürsem eğer bence en güzel bu tabak. Gayet rengi, şekli, yumuşaklığı, lezzeti yerinde. Eti güzel. Sosu çok güzel, şu domates sosu çok güzel. Mantarı fena değil. Galiba en lezzetlisi bu. Ona karar verdim şu anda. Bütün patlıcanlarda bir tık sertlik var. Nasıl puanlayacağız? Çok yakın şeyler söyledim, özellikle şu üçüne. İkinci tabağa 4 verelim. Güzel bir tabaktı. Üçüncü tabak, ona da 4 vereceğim. Bunun patlıcanını beğendiysen bunun etini beğendim. Ayıramıyorum birbirinden. O yüzden üçüncü tabağa da 4 veriyorum. Dördüncü tabağa 5 veriyorum. İçlerinden en lezzetli tabak o. Ve geriye de 1 kalıyor. Birinci tabak 1 puan. O bile birlik değil ama 1 vermek zorundayım. 2 tane 4'üm var. Hemen bir tanesinden açmaya başlıyorum. İkinci tabağım. Bakalım haftanın ikinci günü kim benden 4 puan kaptı? Benden 4 puan kapan gelinimiz... Yeşim. Yeşime de ne oluyor değil mi? Gözü rahatsızlandı bayağı. Bir hafta neredeyse sürdü. Şimdi de boğazları kötü. Evet, havalardan. Hazırsak ikinci 4 puan alan gelinimiz bakalım kim? Dört puanın sahibi gelinimiz Aylin. Ben size söyleyeyim, Aylin mutfakta çok iyi. Vallahi acayip bir el lezzeti var. Eğer şu heyecanını atlatırsa neler olur göreceğiz. 5 puan, günün ilk 5 puanı bu. Bakalım benden kime gidiyor? Bakalım günün yıldızı Hatice mi, Aysun mu? Aysun mu, Hatice mi? Aç! Tüm Hatice!
Aferin Hatice'ye. Şahane bir tabak çıkarmış. Aysun da bugün maalesef birden nasibini aldı.